Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kütahya'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Türkiye Değişim Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Genel Başkan Yardımcıları Haluk Şaban Gürbüz, Şefika Keskin, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şişli ve çevre illerden il başkanları katıldı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında bir ittifak içinde yer alıp almayacağını, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bütün rütbelere sahip siyasetçiyim. Rütbeye ihtiyacım yok dedi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de artık her hafta haftanı Cumhurbaşkanı adayını tartışmaktan bıktı. Televizyonlarda her akşam hangi ittifak ne olacak, Cumhurbaşkanı kim olacak? Gerçekten bugünkü iktidar diğer partilere ofsayta düşürüyor. Gündemi kendileri belirliyor. Ofsayta düşmeyecek, iktidarın oyunlarını bozacak tek partiyiz. Konuşulması gereken konuların ikinci plana atılması sonra derece rahatlayacağız. Konuşmamız gereken, çözmemiz gereken birçok sorun var. Bu sorunları Türkiye'nin gündemine biz taşıyacağız. İşsizlik, geçim sıkıntısı, yoksulluk, tarım ve hayvancılık bunların en başında geliyor. Tarım ve hayvancılığı, işsizliği ve yoksulluğu Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Biz istiyoruz ki Türkiye'de sadece Ahmet Mehmet gülmesin. Bütün yurttaşlarımız gülsün. Başkanlık sistemi doğru bir sistem olsa, hayırlı bir sistem olsa inanın ki ona da katkı sunarız. Ama demokratik parlamenter sistem ülkemizin olmazsa olmazıdır. Biz öyle bir yapı içerisindeyiz ki ülkemizi tek bir kişinin yönetmesini doğru bulmuyorum. Tek kişi her zaman yanlış kararlar verebilir. İstişare kültürü, ortak akıl son derece önemlidir. Tek hata yapmayan Allah'tır. Yeter ki hatada art niyet olmasın. Kuvvetler ayrılığı ilkesini demokrasinin temeli olarak görüyoruz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız bir yargı istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı bir sığınma limanıdır. Oy versin. Versin, vermesin. Herkesi kucaklaması lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Güçlü bir parlamento olması lazım. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik konuları parlamentoda tartışılmalı dedi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kütahya'da durum ne yazık ki aynı. Kütahya AK Parti'ye çok büyük destek vermiş ama AK Parti Kütahya için çok da farklı bir şeyler yapmadığını görüyorum. Keşke yapsaydı da bunları konuşmasaydım. Kütahya devlet yatırımlarından hak ettiği payı en az alan illerimizin başında geliyor. 2011 yılında hastane temeli atılmış ama hastane öylesine duruyor. Bu hastanenin mutlaka Kütahya'daki yurttaşlarımızla buluşmasını arzu ediyorum. Seçimlerden önce Kütahya'ya gelinmiş, Kütahya Meydanı'nda hızlı tren sözü verilmiş, hızlı tren Kütahya'dan geçmiyor. Stadyum yıkılmış, yenisi yapılmamış. Şöylesine bir bakıyorum, Karbükür Fabrikası sözü verilmiş ama henüz yapılmamış. AK Parti yeni fabrika yapmadığı gibi eskiden yapılan fabrikalarında birçoğunu ne yazık ki satmış. Maalesef Eti Gümüş, gübre fabrikası, azot fabrikası, şeker fabrikası, manyezit işletmeleri, Seyit Ömer termik santrali, Tuşbilen termik santrali maalesef satılmış. Değerli arkadaşlarım, Kütahya ekonomik ve sosyal açıdan diğer illere göre gerilemiş ve göç veren bir il olmuştur. Kütahya'da esnaflarımız sıkıntı içerisinde, işsizlik almış başına gidiyor. Kütahya baktığım zaman bunu hak ediyor mu? Kütahya bunu hak etmiyor. İnşallah Kütahya'yı hak ettiği noktaya taşımamız lazım. Kütahya'da en büyük petrol Kütahya'nın porseleni ama o da bakıyorum ki giderek geriliyor. Polonya'ya bakıyorsunuz, Almanya'ya bakıyorsunuz. Bizden daha ufak porselenleri var ama dünya markası olmuşlar. Kütahya'yı porselende dünya markası yapmamız gerekiyor. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Markalar olan ülke güçlü bir ülkedir. Türkiye'deki 100 tane firmamızı üst üste koyuyoruz ve bakıyoruz ki bir Starbucks'ın değeri kadar etmiyor. Bu da bizi alabildiğini üzüyor. Kütahya porselende dünya markası olması lazım. Onun için de Kütahya porselene ciddi bir şekilde destek vermek lazım. Değerli basın mensupları, Türkiye'mizde ilginç olaylar oluyor. Birileri hem hazineyle hem de maalesef dövizle oynuyorlar.
hem de bütün yurttaşlarımızın aklıyla alay ediyorlar. Çok geriye gitmeye gerek yok. Tam bundan bir ay önce 8 lira 9 liradan dolar 12 liraya çıktı. Ülke nereye gidiyor diye herkes panik içinde oldu. Piyasalar tedirginleşti. Ülkeyi yönetenler de buna dış güçlerin oyunu dediler. Kurtuluş savaşı veriyoruz dediler. Ekonominin kitabını yazdık dediler. Faize karşıyız dediler. Çin modeli diye bir şey ortaya attılar. Bu tartışmalar devam ederken dolar 18 liraya kadar çıktı. Sonra aniden bir gecede 12 liraya düştü. Bir ay önce bu ülke nereye gidiyor? Bu işin sonu ne olacak? Ne olacak dediğimiz noktaya döndük. Bunu biraz da Türkiye kamuoyuna başarı diye satmaya çalışıyorlar. Dün dış güçlerin oyunu diyenler bugün biz düşürdük diyorlar. Madem siz düşürebiliyordunuz da bir ay önce niye düşürmediniz? 11 ay önce niye düşürmediniz? Sonra son bir ayda ve özellikle 20 Aralık gecesi dolarla kimler oynadı? 18 liradan doları kimler bozdurdu? Doları 18 liraya çıkaranlarla doları 18 liradan bozanlar acaba aynı kişiler miydi? 128 milyar dolar alanlarla doları 18 liradan satanlar acaba aynı kişiler miydi? Bu sorular bütün yurttaşlarımızın şu anda kafasında. Kamuoyu bunları merak ediyor. Bunların kayıtları bir yerde duruyor. İleride mutlaka ve mutlaka ortaya çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı ben yaptım oldu diyerek ekonomiyi bu hale getirdi. Şimdi ya tutarsa diyor ama olan kime oluyor biliyor musunuz? Olan fakiri oluyor, olan fukarayı oluyor. Dolar yükseliyor, fakir fukara daha da fakirleşiyor. Dolar düşüyor, gene olan fakire fukaraya oluyor. Türkiye dolarla yatıyor, dolarla kalkıyor ama ekmek kuyrukları duruyor. Pahalılıklar devam ediyor. İşsizlik devam ediyor, yoksulluk devam ediyor. Peki doların fiyatı düştü, o büyük marketler zam yaptıkları zamlarını acaba neden geriye almadılar? Değerli arkadaşlarım, bakıyorsunuz şurası Bulgaristan. Bulgaristan'dan buraya geliyorlar, keyifli alışveriş yapıp gidiyorlar. Türkiye'nin içine düştüğü nokta ne yazık ki bu. Değerli arkadaşlarım, piyasa ekonomisi kurulmuş. Demokrasiyle değil, tek adamla yönetilen Rusya'nın devlet başkanı Türkiye'mize dil uzatıyor. Ve gülerek diyor ki, Türkiye gibi olursak, bunu şiddetle kınıyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak Amerika'nın demokrasimize karışmasına nasıl karşıysak, Rusya'nın da bizim işlerimize karışmasına müsaade etmeyiz.